Zero hipotez başlığı aslında bir kitap yapmak gerektiğinde bana dostlarım blog internette yazdığım blogları yüreklendirdiler. Aman bunlar kitap olsun falan. Yani aslında içerik benim her gün yaşadığım, düşündüğüm, gördüğüm sergiler, beni sinirlendiren çağdaş sanat, eleştiri, yer yerde anılar. Bu anı aslında yaşanmışlık her zaman su üstüne çıkmıyor. Yaşlandıkça bazı şeyler şuradaydık, yani düşte olduğu gibi. Tamamen paradoksal. Şuradaydık ama neredeydik? İnsanlar net, dekor flu falan böyle yaşıyoruz. Çünkü öyle yaşadık ki o yaşadığımız güzel dönemlerde ne yazık çok az fotoğraf var geriye. Çünkü görsel yaşatıyor bir yerde. Görsele baktığın zaman annem babam diyorsun, ailem diyorsun, çocukluğun diyorsun falan. Bizim ama o bizim 60 yıllarımıza özgü çok az fotoğraf vardı. Yalnız burada işleve girecek olan tek şey bellekten yanıt, yani aslında şeyden görselden yanıt değil. Ben buna birdenbire bunları yazmaya başlayınca iş ciddiye dönüştü. Ciddi olmak nedir? Oturup yazmak. Yani gerektiği gibi yazmak. Yayınlanmasını düşünmedim hiçbir zaman. Konuşuyoruz o falan, ben bu devam ederken sonunda bunun bir kitaba dönüşmesi gerektiğini arkadaşlarım, dostlarım bana iletti. Ben de dedim tamam, güzel bir kitap yapalım. Aslında tamamen Özlem İnay bu kişilerin başında. Resim bir narasyon, resim bir anlatım, resim bir şiir, resim bir göz, resim bir kamera, resim her şey. Ona varabiliyorsak eğer, bir yerde bir şey anlatabiliyorsak eğer, boyayabiliyorsak, bence resim, yazı, şiir, sinema, üstelik sinemayı unutuyorum her zaman olduğu gibi, sinema çok çok güzel bir yerde. Bütün bunları, sinema olsun, edebiyat olsun, şiir olsun, o büyük çağdaş kompleksinden kurtulmuş sanatlar. Bir tek plastik sanatlar dediğimiz, o da çok garip bir söz. Kendini o kompleksten kurtulamadı. Yani yeni resim diye bir şey bu oldu. Fakat yeni sinema, yeni roman, hepsi bunlar. Gördüler ki hiçbir zaman sanatın içeriğiyle, varoluşuyla, sözcüklerle oynanamaz. Onları bir kamerayı havaya atıp düşerken onun çektikleri bir sanat olamaz. Bütün bunun arkasında bir resmin, bir tuvalin, bir kitabın, bir şiirin arkasında onu yazan, onu yapan biri var. Onu unutmamak lazım. Yani insana dair, yaşamaya dair bütün bu olaylar, sanat bunu yapmak zorunda. Sanat bizim o evren gibi, sonsuza dönük, İçinde karanlık deliklerin olduğu, başka gezegenlerin olduğu şey gibi bir beyin var orada. Bu beynimizi daha onu deşifre edemedik. O beynimizi deşifre ettiğimiz zaman düşlerimiz çıkacak ortaya, varoluşumuz ortaya, onda karanlıklar ortaya çıkacak. Daha aydınlanacak bir yerde. Ama maalesef ne yazık göremiyoruz. Yani ben görüyorum, öyle bir toplum ki bu toplumda varoluşumuzu daha belirtemedik. Ne olduğumuzu belirtemedik. Yani bunu en çok görüyorum ki bütün dünya aynı sorun içinde. Yani burada sanatçı belki iyi bir gözlemci, belki başka türlü bakan, belki uzağı daha iyi gören bir birey. Bu nedenle sanatın bir takım yargılarını ben kabul ediyorum. Bazılarını kabul etmiyorum. Bu nedenle benim sanatım, benim resmim, yaptığım iş, yaptığım yazı falan filan bana özgü, bana dair. O zaman
burada bitiriyoruz işi yani.